Merhaba, ben Güven Kaya. Savunma ve Teknoloji adlı programda her hafta beraber olacağız. Yeni yayın döneminde değişiklikler sunmak için böyle bir programı sizler için tasarladık. Türkiye, bildiğiniz gibi Anadolu coğrafyası üzerinde konuşlanmıştır. Anadolu coğrafyasının etrafına baktığımızda Balkanlar bir terör ve enerji coğrafyası olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde Kafkaslar ve Orta Doğu'da birer terör ve enerji coğrafyasıdır. Türkiye konum itibariyle bunları çok rahat yönetebilecek ve bunlardan da her türlü olumlu ya da olumsuz etkiyi üzerinde hissedebilecek konumdadır. Türkiye bulunduğu yer itibariyle komşularıyla, ki 8 komşu vardır. Bir ülke için 8 komşu çok yüksek bir rakamdır. Çok yüksek sorun demektir. Sorunlarla karşılaşmamak için bütün komşularının ne olduğunu, nasıl bir siyaset yürüttüğünü, hangi konumda, küresel olarak hangi konumda, her manada, ticari, ekonomik, askeri manada ne olduğunu bilmek zorundadır. O yüzden başlangıç olarak sorun olarak karşımıza çıkan İran, Azerbaycan, Ermenistan ilişkilerinde Türkiye'nin konumunu, konunun uzmanı olan emekli Tuğgeneral Yücel Karavuz ile bugün masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Bu programın hem size hem televizyona hem de halkımız için faydalar ve güzellikler getirmesini dilerim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Karavuz, İran'ın günümüzde bölgede olan etkinliğiyle ilgili neler söyleyebileceksiniz? Şimdi İran baktığımız zaman bir yanda Irak, Türkiye, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan'la sınırlı çok geniş bir coğrafya. Bu evet. Coğrafyada Türkiye-İran 1639 Kasr-Şirin Anlaşması'ndan itibaren 400 yıldır aslında sınırda veya bir mücadele alanı olmayan bir ilişkiler içerisindeyiz. Aslında İran tek parça bir devlet değil. 79'a kadar İran'ın Hümeyni, yani rejiminin Fransa'dan Hümeyni'nin gelinceye kadar çok farklı bir yönetim sistemiyle yönetildi. 79'dan itibaren ise çok farklı bir yapıda siyaset yürütülüyor. Tabii ki İran aslında yüzyıllar boyunca Türkler yönetti. Evet. Kaçarlılar evet. Bir Türk hanedanı olarak evet. Ondan sonra Pehlevi hanedanı gelinceye kadar da İran'ı yönetti. Aslında İran'ı yönetirken tipik bir Türk yönetim anlayışıyla aslında o yönettiği bölgedeki, coğrafyadaki insanların diline, ırkına, mezhebine, dini yapısına bakmadan bir laiklik felsefesiyle ve insancıl yaklaşım gösterdi. Bunu niye evet. söylüyorum? Bugün İran'a geldiğimiz zaman İran'da aslında birbirinden farklı, ona yakın çok farklı bir etnik grup var. 31 eyalet var. Aslında İran dediğimiz İran tek parça bir İran değil. Fakat İran tek parça bir yönetim. Dini bir yapıyla yönetiliyor. Dini yapının yanındaki mevcut idari yapı aslında sembolik. Yani bu sembolik yapıda maalesef İran'ın dış politikasına, siyasi hedeflerine ve emellerine etkeder bir yapı da değil. Bu mevcut mezhepsel Şii hilali oluşturma zihniyetiyle Hümeyni'den sonra gelen dönemde tabii ki demin de ifade ettiğimiz gibi Körfez dahil olmak üzere, Yemen dahil olmak üzere Orta Doğu ve Arap coğrafyasında İranlılar bir Arap değil. Evet. Üzere. Bu da önemli, bu tespiti yapmamız gerekiyor. Arap coğrafyası üzerinde etkisini sürdürmeye çalışıyor ve kendi içerisindeki o ona yakın farklı yapıyı, ki bizim doğu sınırımızda ondan sonra bir Güney Azerbaycan dediğimiz 35-40 milyon Tebriz'i evet. de içine alan bir Türk coğrafyası var. Hemen onun altında da bir Kürdistan coğrafyası var. Evet. İran, Kürdistan coğrafyası var. Dolayısıyla bu ikisi aslında İran'ın hem Türkiye politikalarını, hem Ermenistan politikalarını, hem de Azerbaycan politikalarını etkiliyor ve baskılıyor. Evet. Ve İran bir mezhepsel yaklaşım tarzıyla demin de ifade etmiş olduğum Irak, Suriye, Lübnan,
Yemen dahil bir coğrafyada bir Şii hilali yaratmaya çalışıyor. Ne? Vekalet unsurlarıyla beraber. Ve bunda da bir ölçüde başarılı olduğunu söylememiz lazım. Aslında büyük güçlerin İran-Irak Savaşı ile başlayan bölgeyi parçalama ve büyük Orta Doğu projesine de bir ölçüde isteyerek veya istemeyerek de ondan sonra hizmet ediyor. Yani aslında karşıymış, bunlar birbiriyle mücadele edermiş gibi gözükmesine rağmen İran'ın uygulamış olduğu politikalar aslında bir ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına veya emperyal kuvvetlerin çıkarlarına hizmet eder hale geliyor. İran sık sık Amerika'nın uygulamış olduğu ambargolar, ekonomik zorluklar, nükleer imkan kabiliyetlerinin baskı altına alınması sürecinden dolayı bir bloka halde. Bu blokayı BRICS vasıtasıyla aşmaya çalışıyor. Rusya ile ve Çin'le geliştirilmiş olduğu imkan kabiliyetle ve bu hilal eksenindeki vekalet unsurlarıyla askeri ve siyasi varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Türkiye ile olan ilişkilerine baktığımız zaman ve geçenlerde biliyorsunuz bir bayan üzerinden, ki o bayan aslında Kürt asıllı bir bayandı. En son İran'daki geçen yılda meydana gelen o ayaklanmalar, evet, ve halk hareketleri aslında çok müsait bir yapısı var. Fakat aşırı bir otokratik bir dini yapı, sepah kontrolündeki bir oluşumdan dolayı çok büyük bir hareket yok. Ama aslında İran'ın parçalanması şu an emperyal kuvvetlerin amacına hizmet etmediğinden, o güç boşluğunu doldurmaya hazır olmadığından dolayı bence İran'ın ömrü bir ölçüde uzatılıyor. Çünkü isteseler İran'ı aynı Irak'ta yaptıkları gibi, Suriye'de yaptıkları gibi BOP'un bir parçası olarak parçalayabilirler. Ama bu geciktiriliyor. Çünkü Afganistan'daki meydana gelen gelişmeler, Taliban olayı, Pakistan-Hindistan gerginliği, Türkiye'nin bir ölçüde bloke olması, Kafkasların bloke olması rolünü ondan sonra oynadığından dolayı. İran nükleer güç olmaya çalışıyor. Bütün mücadele aslında Orta Doğu'da İsrail'in bekası ekseninde döndüğünden dolayı İran'ın nükleer güç olmamasıyla ilgili de faaliyetler devam ediyor. Türkiye-İran ilişkilerine baktığımız zaman açık ve samimi bir davranış biçimini yıllardır göremiyoruz. Gerek doğu sınırımızda, ondan sonra ağır bölgesi başta olmak üzere bütün 560 kilometrelik İran-Türkiye sınırında bizim bu 40 yıllık terörle mücadelede samimi bir işbirliği gördüğümüzü söyleyemeyiz. Biliyorsunuz daha önce de bir dini rejim ithaliyle ilgili sürekli faaliyetleri vardı. Aslında o maya tutmayacak bir şeydi. Çünkü mezhepsel farklılıklardan, evet, ve şeyden dolayı, yani biz dini terminoloji ve şeyi çok fazla detaylı bilmediğimizden dolayı İran'ın Türkiye'yi bloke etmesi veya dini rejimi yayması üzerine bir korku savunmuştu. Aslında bu çok reel bir korku değildi. Ama İran'ın bu tür faaliyetleri var mı? Var. Azerbaycan üzerine çok fazla vardır. Ve demin de ifade etmiş olduğum Irak ve Suriye'deki, Lübnan'daki Şii gruplar ve Arap coğrafyası üzerinde bu mücadeleyi yürütüyor. Ama Türkiye üzerinde bu planların tutması mümkün değildi. Fakat bir zamanlar İran tipi yönetim ideali Türkiye'de de insanların kafasında vardı. Terörle mücadelede maalesef İran bize karşı İran-Türkiye sınırı bağlamında, Kandil bağlamında baktığımız zaman çok samimi davrandığını söyleyemeyiz. Irak ve Suriye ile ilgili Lübnan ekseninde baktığımız zaman orada da aynı şeyi görüyoruz. Yani Irak'ta adı konmamış bir şekilde aslında İran'ın çok büyük bir neyi var? Etkinliği var. Ve buradaki o terör, biraz önce sizin çok güzel ifade ettiğiniz, hem enerjiyle terörün iç içe olduğu coğrafyada Irak'tan kaynaklı terörde de İran'ın da büyük bir neyi vardır? Etkisi vardır. Suriye'de de aynı şeyi görüyoruz. Lübnan'da da aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla İran'ın bir komşusu Türkiye, bir komşusu Azerbaycan. Ve bu Türk devletleriyle anlaşmaktan, ortak çıkar ekseninde işbirliği yapmaktan başka şansı yok bence. Evet. Ama maalesef İran bu gerçekten gerek Azerbaycan, gerek Ermenistan ilişkileri bağlamında Kafkaslar'da
terörle mücadele Suriye-Irak bağlamında da Türkiye ile çatışır halde. Çünkü bir Türkiye'yi hem siyasi hem de mezhepsel açıdan bir rekabet ekseninde gördüğünden tarihsel dolayı. Bir rakip olarak görüyor. Tarihsel bir rakip olarak hatta görüyor. İşin içinde de biraz kin ve nefret de mi var? Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Yani işte demin söyledim Kaçarlardan, Safaviler. Evet. Yani tabii ki bugünkü yansıyan şeyler tarihi kökleri, derinlikleri olan ve hesaplaşmanın olduğu bir şeydir. Baktığımız zaman İran'ın bu anlamda samimi davranış içerisinde ve aslında İran'ın da milli çıkarlarına uygun olmayan davranışlar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ile terörle işbirliği yapmaktan başka bir şansı yok. Ama bugün Kandil Dağı'nın biliyorsunuz bir tarafı İran'da, bir tarafı Irak'ta. Türkiye'nin uçakları Diyarbakır'dan, Malatya'dan kalktığı zaman teröristler ondan İran'a geçiyor. Yıllarca da o 560 kilometreden İran'daki PKK olan PEJAK vasıtasıyla bize terör ihraç etti. Ve buna göz yumdular ve bizim defaatlerce 40 sene boyunca terörle beraber ortak mücadele edelim. Bu terör senin devletin benim devletin teröristi ve terörü olmaz dememize rağmen Irak'ta, Suriye'de ve İran'da ortak kararlılık olabilseydi zaten BOP'un amacı da bu siyasi istikrarı bozmaktı. Bunda da başarılı oldu. Dolayısıyla İran yanlış bir paradoks içerisindedir. Samimi davranışlar içerisinde değillerdir. Bu bağlamda Türkiye, Suriye, Irak, Türkiye ile İran arasında Suriye, Irak ve Türkiye-İran sınırlarında yanlış hareketler içerisindedir. Kafkaslarla da Kafkaslar boyutuna baktığımız zaman yıllardır Ermenistan'ı desteklemekte, eğitmekte, ondan sonra lojistik desteği İran üzerinden yapılmaya devam etmektedir. Karabağ zaferi Kafkaslar'da bölgesel dengeyi etkilemiştir. Fakat hala Zengezur koridorunun açılmaması yönünde de ondan sonra zorluklar vardır. En büyük zorluk da İran'dan kaynaklanıyor. İran'ın çünkü bir baskısı var öyle. İran'ın çok büyük baskısı var. İran diyor ki bizim kırmızı çizgimiz diyor. Ermenistan'ın diyor serhatleri, sınırları değişemez diyor. Halbuki Zengezur koridorunun Ermenistan-İran serhatiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Evet. Gözümüzün içine baka bakarak bize yalan ifade ediyorlar. Bir başka konuyu söyleyeyim. Azerbaycan'ın 130 kilometre yaklaşık toprakları Ermenistan tarafından yani Azerbaycan-İran sınırının 130 kilometresi Ermenistan tarafından işgal edilip 28 yıl sesini çıkartmayan bir İran bugün Zengezur'u İran-Ermenistan sınırının ortadan kaldıracağını ifade ederek ondan sonra karşı çıkıyor. Dolayısıyla 3+3 platformunda geçen hafta İstanbul'da yapılan toplantıda da Zengezur'un açılması ve bölgesel barışın gelmesiyle ilgili maalesef Türkiye ile ve Azerbaycan'la uyumlu bir çalışma içerisinde görmüyoruz. Bu bir kısır döngüdür. Bu aynı zamanda İran'daki radikal dinciliğin siyasetin üzerindeki göstermiş olduğu baskının da bir sonucudur. Türkiye ile İran'ın bir düşmanca hareket içerisinde olması söz konusu olmamalıdır. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi bütün komşularınızla sorun yaşamamalısınız. Türkiye maalesef Türkiye İran'ı bir kendine siyasi veya herhangi bir hegemon rakip görmezken İran'ın yıllarca bu kompleksi üzerinden atamaması en büyük sorun. Evet, tarihsel bir çelişki bunlar. Çelişki. Ben şu konu demin güzel açıkladınız. İran Kürdistan'ı dediniz. Aynı şekilde Irak Kürdistan'ından bahsediliyor. Suriye Kürdistan'ından bahsediliyor. Pek tabii ki Türkiye Kürdistan'ından bahsediliyor. Bu dördünün birleştirilmesinden bahsediliyor. Evet. Büyük Kürdistan. Tamam, eyvallah. Peki İran kendisine bu bir tehlike olduğunu görmüyor mu? Niye bu konuda Türkiye ile ortak bir mücadeleye girişmese bile bize yardımcı olan bir konuma gelmiyor? Buradaki amacı ne olabilir? Buradaki amaç satılmışlıktır. Yani demin söyledim. Aslında bu emperyal kuvvetlerle Amerika ile rekabet ede gibi gözükmekle beraber bugünkü konumuz değil ama Filistin, İsrail, Gazze, Hamas, Hizbullah bağlamındaki oynanan 7 Kasım'dan itibaren oynanan tiyatroya baktığımız zaman bu bir tiyatro. Yani akıllara durgunluk verecek bir davranış biçimidir. Dolayısıyla
ters bir paradoksal yaklaşım içerisindedir. Terör ve terörist nerede olursa olsun her ülke için tehdittir. Şunu toparlamak isterim. İran'ın Azerbaycan ve Türkiye ile emektaşlık etmekten, işbirliği yapmaktan, ortak çıkarlar ekseninde güç birliği yapmaktan başka çıkar yolu yoktur. Evet. Ama bunu yapmadığı takdirde de her geçen gün yalnızlaşma ve bölüm parçalanma yönünde faaliyetler artarak devam edecek. Evet. İran'ın parçalanmasından da tabii ki orada yaşayan 35 milyon civarında Güney Azerbaycanlı vardır. İran'ın parçalanmasından da ne Türkiye'ye ne Azerbaycan'a da fayda yoktur. Duygusallıktan uzak siyasi haritaya baktığımız zaman ondan sonra bunu oradaki yaşayan 35 milyon Azerbaycan Türk'ünün o Tebriz'deki traktör takımının o milli ruhu bulunduğu yerde etkin bir şekilde muhafaza edilmesi, korunması diliyle, yaşam biçimiyle, kültürüyle çok önemlidir. Ama ben genel düşüncenin aksine İran'ın bölünüp parçalanmasının daha karışık olan bu coğrafyayı daha tehlikeli sulara götüreceğini ve buna hem Türkiye bazında hem de Azerbaycan bazında fayda getirmeyeceğine inananlardan. Evet, öyle görünüyor ki İran parçalandığında bölgede derin bir otorite boşluğu oluşacak. O boşluk şeyden başlayacak, Körfez'den, Türkiye'den başlayacak, Afganistan'a ve Pakistan'a kadar sürecek bir, yani evet, çok derin bir sarsıntı evet oluşacak. Zaten Taliban yolunu bulsa kendi terörünü diğer ülkelere de taşıyacak potansiyele sahip. Şu anda kendi içinde biz askerlikte deriz ya, işgal ve tahkim etme. Evet. Kendi mevcut iktidarını işgal ve tahkim sürecinde bir de IŞİD'le. O hala dışarıya yönelik bir şey aşamasına geçmedi. Ama kafalarında ama bir ideoloji olarak var. Potansiyel bir tehlike, potansiyel bir düşünce var ama o daha hala harekete geçmedi. IŞİD onları şu anda meşgul ediyor. Evet. Yani İki radikal terör örgütü. Orası şöyle, şimdi Derin Güven Bey, şu an o derin dondurucuya evet alındı o bölüm. Çin'le Amerika nihai hesaplaşmasında Hindistan, Pakistan'la beraber Afganistan'daki o derin dondurucudaki sorunlar çıkacak. Ortaya çıkacak. Belucistan sorunu da var. Tabii zaten. O da var. Onlar. Evet, Azerbaycan'a bakalım. Azerbaycan ne durumda? Türkiye ile olan ilişkileri nasıl? Azerbaycan hakkında bilmemiz gereken ne varsa söyleyebilirseniz sağ olun. Şimdi Azerbaycan, Türkiye aynı soy, aynı kök, evet, aynı tarih, aynı kültüre evet mensup bir milletin evladıyız. Bir milletin evladı olarak öncelikle şunu ifade etmem lazım ki Azerbaycan'ın sevincimi, kederi kederimi evet diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün uzak gören görüşünü vurgulamamız gerekiyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Güven Bey, yer ve zaman stratejinin temel faktörlerinden iki tanesi. Bu sözün ne zaman, nerede söylendiği önemli. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk daha Kurtuluş Savaşı bitmeden, Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmeden 1921 yılında Azerbaycan sefirliğinin açıldığı zaman bu lafı söylüyor. O zaman Türkiye'de, Anadolu'da Türklerin bile mevcut pozisyonu sarsıntılı tartışılırken evet Azerbaycan'daki Türklerin sevincini ve kederini kendine bağlayabilmek ancak Mustafa Kemal Atatürk gibi dahiyane liderlere evet sahiptir. Ve bunun 1921 yılında, yani bazen işte o sözü bir yerlere yazıyoruz. Bizde de biliyorsunuz Silahlı Kuvvetler'de ve strateji kurumlarında o sözler çok yerlere yazılır. Aslında o sözün hangi tarihte söylendiği ve hangi koşullarda söylendiği evet önemli. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu bu Türkiye tarafından bu söz vardır. Ondan sonra baktığımız zaman çırpınırdı Karadeniz. Biz aslında bir siyasi partinin müziği gibi biliriz ama bunun müellifinin Azerbaycan İstiklal Marşı'nın yazarı olan Ahmet Cevat olduğunu ve Balkan Harbi ve o dönemdeki Türkiye duyulan özlemin olduğunu ben Azerbaycan'a askeri ateşeliğe gittiğim zaman öğrenmiştim. Ve Azerbaycan halkının özellikle Balkan Harbi'ne, Çanakkale Harbi'ne yoğun bir desteği söz konusu. Kurtuluş Savaşı'na
çok yoğun bir desteğe söz konusu. Orada yaşayan analarımız, bacılarımız kızıl diyorlar altına. Altınlarını, bileziklerini, nakit paraları gönderiyorlar. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Mustafa Kemal Atatürk diğer düğünü umumiye borçlarını ödediği gibi Azerbaycan'a da size de borçlarımızı ödelim dediği zaman Neriman Nerimanov, evet. Azerbaycan'da Neriman aynı zamanda erkek ismi erkek olarak ismi. Kullanılır. Kardeşin kardeşe borcu yoktur demiştir. Dolayısıyla bu döneme bir de şunu ilave etmemiz lazım ki Osmanlı İmperyası, Osmanlı İmparatorluğu 7 cephede savaşırken Bakü'nün azat edilmesi için oradaki Ermeni taşnakların yürütmüş olduğu soykırıma engel olmak için Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde cepheden birlikler çekerek Enver Paşa kardeşi Nuri Killik, üvey kardeşi Nuri Killik vasıtasıyla ondan sonra Kafkasistan ordusunu yaratmış ve Bakü'yü azat etmiştir. Ama Mondros Mütarekesi Kafkasların bugün yaşanan sorunların da temelidir. Eğer Osmanlı İmparatorluğu batmasaydı bugün Kafkaslar çok daha farklı bir Kafkaslar olabilirdi. Aynı Orta Doğu'da olduğu gibi. Dolayısıyla Kafkasistan Ordusu Harekatı da aslında bugün modern muasır Azerbaycan'ın temelinin koyulduğu Bakü'yü Türk dünyasına ki o Bakü biliyorsunuz 1. Türk Kurultayına ev sahipliği yapmış. Türklüğün aslında merkezi Tebriz olmuştur uzun yıllar. Bakü evet. olmuştur ve 1. Türk Kurultayı da Bakü'de toplanmıştır. Dolayısıyla bu tarihi perspektiften neye gelmemiz lazım? Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün fütürist yaklaşımına gelmek lazım. Mustafa Kemal Atatürk 1928 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz en üst düzeyken, çünkü Kurtuluş Savaşı'na biliyorsunuz Sovyetlerin çok büyük bir desteği var, maddi desteği var. Onlar umuyorlar ki Atatürk Türkiye'yi komünistleştirecek ve ondan sonra kendi peykleri haline getirecek. Çok büyük maddi yardımlar yapmıştı. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Sovyetler Birliği bugün komşumuzdur. Ama Sovyetler Birliği bir gün dağılacaktır. Bunu kaç yılında söylüyor? 1928 yılında. Sovyetler Birliği ne zaman dağıldı? 1991 yılında. Biz diyor o güne hazırlaşmamız lazım. Orada diyor dostlarımız, kohumlarımız, akrabalarımız var. Onlarla köprüler kurmak lazım. Evet. Dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür diyor. Ama biz 91'e kadar kendi iç dengelerimiz ve kendi iç problemlerimizle uğraşıp o güne hazırlaşmadığımızdan dolayı 91'de içi boş bir söylem kaldı. Çin Seddi'nden Adriyatik'e ondan sonra gibi ondan sonra içi doldurulamayan, milli güç unsurlarıyla doldurulamayan, gönülle doldurulan, beyinle yeteri kadar doldurulmayan bir durum haline gelmişti. Dolayısıyla Türkiye ne yaptı 91 yılında? Azerbaycan'ı tanıyan ilk ülke oldu. Olması da gerekiyordu. Evet. Borcuydu. Ve bugün aslında bugün Azerbaycan-Türkiye siyasi ilişkileri tarihin en üst noktasında. Fakat burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünü özellikle vurgulamam gerekiyor. Çünkü eskiden Azerbaycan-Türkiye ilişkileri dediğiniz zaman aslında Azerbaycan ve askeri ilişkiler çok ön planda. 91'de ilk büyük eğitim grubu ondan sonra Azerbaycan'a Bakü'ye gitti ve askeri ilişkiler başladı. Öğrenci mübadelesi başladı ve 2020 yılına kadar burada şunu da kayıt altına almamız lazım ki Türkiye aslında milli güç unsurlarıyla eski Türkiye değil. Azerbaycan da milli güç unsurlarıyla eski Türkiye değil. Hocalı soykırımı yapılırken Allah rahmet eylesin Ebu'l-Fez Elçi Bey Türkiye'den 4 tane Sikorsky yaralıları taşımak için Sikorsky helikopter istediği zaman Türkiye ona o desteği sağlayamamıştı. 91'de, 92'de. Türkiye ama Demirel'le beraber Ümit Köprüsü'nün açılması, Nahçıvan Ayağı, Atatürk'ün ve Kazım Karabekir'in Şark Kapısı dediği Nahçıvan üzerindeki politikalar aslında bugün bizi hem Azerbaycan'a hem de Türkistan'a bağlayan bir kordon bağı, bir bağ olmuştu. Dolayısıyla baktığımız zaman 2020 yılında milli güç unsurlarıyla Azerbaycan barış yoluyla Karabağ haksız 28 yıllık işgaline son verme mücadelesine girdiği zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı, bütün devletin birimleri maddi manevi bütün unsurlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Şimdi bu
aslında çok büyük bir, önemli bir şey. Yani 91'de 4 tane insani yardım helikopterini gönderemeyen bir Türkiye'nin bulunduğu pozisyondan ondan sonra biz Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye'nin neyi varsa Azerbaycan'ındır sözü, Azerbaycan'ın o 44 günlük vatan muharebesinde Azerbaycan'ın çok büyük desteği olmuştur. Dolayısıyla 44 günlük zafer sonucu Türkiye ve Azerbaycan arasında ki Şuşa beyannamesi tarihin en üst noktası. Evet. Tarihin en üst noktasına gelmeden önce Mustafa Kemal Atatürk'le beraber Haydar Aliyev'in rolünü de özellikle vurgulamamız lazım. Haydar Aliyev Elçi Bey'den sonra iktidara geldikten sonra biz bir millet iki devleti sözünü, geçmişi de var tabii tarihsel tabii olarak ki. Bunu ifade etti ve bugün bir millet iki devlet, Allah'a çok şükür ki bir millet yedi devlete dönüştü. Evet. Yani Şuşa beyannamesiyle dünyada hiçbir iki ülke arasında olmayan ilişki seviyesine geldi Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. Sizin de çok iyi bildiğiniz NATO'nun 5. maddesi kapsamındaki NATO müttefikleri arasında bir üyeye yapılan saldırı bütün ittifaka yapılmış, evet, felsefesi Türkiye ile Azerbaycan arasında Türkiye'ye karşı yapılan Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı yapılan da Türkiye'ye yapılacağı maddesinin konması dünyada örneği olan bir davranış biçimi değildir. Peki son yüzyılın en büyük zaferi olan Karabağ zaferi, ki bir önceki yüzyılın da en büyük zaferlerinden birisi son zamandaki Kıbrıs harekatı biliyorsunuz. Evet. Karabağ zaferi aslında sadece Azerbaycan'ın zaferi değil. Bütün 300 milyonluk Türk dünyasının zaferidir. O zafer Türk dünyasını cesaretlendirdi. Türk dünyasını nasıl cesaretlendirdi? Biliyorsunuz 2009 yılında Nahçıvan Anlaşması'yla, ki onun 15. yılını kutladık geçen ay 4'ünde. Türk dili konuşan ülkeler konseyi, Güven Bey, böyle bir ad koymaya o düşünsek, 40 kişi düşünse böyle bir adı bulamaz. Ama o zamanki konjüktürde uluslararası baskılar, bizim o kardeşlerimizin Sovyetlerden ayrılması sonucu gelinen yapı ancak bu adı koyabiliyordu. Peki Karabağ zaferi, Şuşa beyannamesi sonrası 2021 yılındaki İstanbul deklarasyonuyla Türk dili konuşan ülkeler konseyi ne oldu? Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştü. O Türk Devletleri Teşkilatı ki en son Kırgızistan'daki toplantısında ortak bir bayrak ekseninde, evet, bir araya geldi. Para ve, da bastılar. Para da bastılar. Dilde, fikirde, evet, işte birlik. Dolayısıyla bakın bir zafer ve iki ülke arasında, yani konumuz Azerbaycan olduğu için söylüyorum, Türkiye-Azerbaycan arasında yaratılan o 91'den tarihi derinlikten itibaren gelen sinerji, Karabağ zaferinde Azerbaycan'ın milli güç unsurlarıyla, Allah rahmet eylesin bu uğurda 1988'den itibaren Karabağ uğruna mücadele eden şehitlerimizi, ki en son savaşta da 3000'e yakın şehit verdiler. Bu şehit ve gaziler sayesinde Azerbaycan'ın o 28 yıllık düşük omuzu, eğik başı tekrar havalandı. Ve o İran'la bağlayacağım. Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarıyla 1813'lerde, 1825'lerde kurulan Kafkaslardaki 200 yıllık dengeyi ve oyunları bozdu Karabağ Savaşı. Bu umarım bundan sonra bu şekilde devam eder. Karabağ Savaşı anlaşılıyor ki kaybedildiğinde psikolojik bir çöküntü yaratıyor. Kazanıldığında psikolojik üstünlük yaratıyor. Demek, evet, ki Karabağ öyle bir yer. Evet. Evet. Karabağ bir de maden zengini bir yer herhalde. Tabii çok güzel, hem tarım hem de maden yatakları açısından, evet, doğal kaynaklar açısından çok elverişli. Yer üstü, yer altı, her yer türlü altı, zenginliği, her türlü sunuyor. Var, evet. Yani hakkı olan yere elde ettiler. Aslına döndü. Tabii burada en kritik konu Azerbaycan-Ermenistan barışı, ateşkes anlaşması ve barıştır. Bu da üç taraflı saziş, Ermenistan'ın teslim olma anlaşmasıyla yükümlülük altına girdiği Zengezur Koridoru'nun açılması, evet, konusu olmazsa olmazdır. Eninde sonunda 3+3 platformunda veya 3+1 platformunda ondan sonra bu Zengezur Koridoru açılmalı
Nahçıvan Azerbaycan'a, Türkiye Azerbaycan'a, Türkiye Türkistan'a kavuşmalıdır ve kavuşacaktır. Evet. Zaten Ermenistan'da şu anki başbakanı, o zamanki başbakanı da aynı kişi, bunu kabulleniyorlar. Yenildiklerini, Ermenistan'ın barış anlaşmasının sağlam bir şekilde yapılması gerektiğini bir şekilde kabulleniyorlar. Şimdi geldik Ermenistan'a. Ermenistan uzun yıllar, 200 yıl İran'ın ve Rusya'nın güdümü altında ve kontrolü altında olan bir yapıda. Aslında İran'la Türkiye arasındaki Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla bugün Erivan dediğimiz Revan Hanlığı ondan sonra Safavilere bırakılıyor. Evet. Problemler ta o zamanlar 1600'lerden itibaren başlıyor. Gülistan ve Türkmençe anlaşmasıyla biraz daha farklı yapıya geliyor. Hem Kafkaslar coğrafyasında hem de Osmanlı coğrafyasında Ermeniler kışkırtılarak isyan ettiriliyor ve Osmanlı orduları cephede biliyorsunuz arkadan vuruldu. Şimdi 1800'lerden itibaren Rusya'nın güdümünde olan ve tabii ki hem 20 Yanvar katliamını yapan Bolşevik ve Daşnak diyelim. Bolşevik diyoruz çünkü o aynı 1918'deki zihniyetin devamı olduğu için. Yalnız başına Ermeniler tarafından o Kuba'daki soygırım, ondan sonra o Sumgayit o hadiselerindeki soykırım sadece Ermeniler tarafından yapılmadı. Arkasında güçler vardı. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Ve bu 28 yıl süresince bir Agitmis grubu diye bize bir uydurma bir teşkilat üzerinden bizi uyutma yöntemi içerisinde sorunu çözmemek üzere. Eş başkanlara bakın. Rusya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri. Üçünün de sorunu çözme niyeti söz konusu değil. Aslında Agitmis grubunun içerisindeki diğer 15 ülkede Türkiye'de var ama Türkiye hiçbir zaman o anki konjüktür itibariyle eş başkan haline getirilemedi. Şimdi Karabağ Savaşı'ndan sonraki meydana gelen bu gelişmelerde aynı Gürcistan'da olduğu gibi Gürcistan'daki Gürcistan, Rusya, Amerika'nın oraya girme, NATO'nun oraya girme çalışmalar. Evet. En son Gürcistan'daki seçimleri Batı yanlarının kazanmış olması. Eski Ermenistan'daki o Sovyet kalıntısı, Rusya yanlısı, Hocalı soykırımının eli kanlı katillerinin yerine Paşinyan aslında Batı'nın adayı olarak ne yapıldı? Seçimlere getirildi ve kazandı. Ve aslında Paşinyan bence Ermenistan'daki en mantıklı, en tutarlı, kendi milli güç unsurlarına göre neyi başarıp neyi başaramayacağını hesaplayan liderlerden birisi. Yani bu anlamda Paşinyan'ın bu eğer Ermenistan-Azerbaycan barışı gelecekse Paşinyan zihniyetiyle, Paşinyan gelebilir. Yaklaşımıyla gelebilir. Evet. Çünkü o real politiği çok iyi görüyor. Çünkü bir yana Türkiye, bir yana Azerbaycan olan ülkenin bu kadar blokada kalması, yani diasporadan gelen para, Kim Kardashian'ın reklam gelirleriyle Amerika'daki ve Fransa'daki Ermeni diasporasıyla bir ülkenin dönmesi mümkün değil. Yani Karabağ'dan geri kendi istekleriyle, tırnak açısında çok önemli, kendi istekleriyle Han Kendi'yi boşaltan Ermenilerin bile çoğu Avrupa'ya gitti. Kimse Ermenistan'da yaşamak istemiyor. Yani bir savaşta insan kendi askerini, sizin de askerliği içinden gelin. Kendi askerini tanka topa bağlar mı kaçmasın diye. Çünkü vatan sevgisi olmasa, inanmışlık ruhu olmasa kaçmaması için bağlar. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan bunları yaptı. Şimdi Paşinyan vasıtasıyla üç taraflı saziş imzalandı. Biliyorsunuz aslında Türkiye'de o anlaşmada imzası olmamasına rağmen ondan sonra ne yaptı? Azerbaycan dedi ki Türkiye'nin de bu anlaşmada gözetim hakkı vardır. Biliyorsunuz Azerbaycan'da monitörlük merkezi vardı. Yani Rus barış gücünün faaliyetlerini evet. yürüten. Rus barış gücü de Allah'a çok şükür görevini tamamlayıp Rusya-Ukrayna savaşında o faydası oldu. Kafkaslar'a bir an evvel tamamladı. Tamamladı gitti ve evet. o monitörlük merkezi de bitti. Şimdi NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa özellikle Ermenistan'da hem Erivan'da hem de Zengezur koridoru üzerinde üst base oluşturma çalışmaları, faaliyetleri devam ediyor. Bu faaliyetin esas amacı aslında sırf Ermenistan'ı desteklemek değil. Bu bir taşla dört kuş vurmak için yapılmış bir faaliyet.
Ruslara baskı yapılıyor ki üssünüzü biliyorsunuz Rusların üssü var ve Türkiye Ermenistan sınırını Rus askerleri koruyordu. Evet. Ondan sonra şimdi deniyor ki Ruslar üslerini kapatsın ve Amerika Birleşik Devletleri ve Batı misyonu gelsin. Buradaki amaç Rusya'yı çevrelemek, Türkiye'yi çevrelemek, Azerbaycan'a karşı Zengezur Koridoru'nun gerçekleşmesine engel olmak, bir de İran'ı kuzeyden kontrol etmek. Şu an Ermenistan da Rusya'yla Avrupa Birliği, Brüksel ve Washington arasında sıkışmış kalmış vaziyette. Yani kimi zaman yüzünü bu tarafa çeviriyor, biri bu tarafa vuruyor, biri o tarafa vuruyor. Yani kesin bir politika oluşturamama durumunda. Bu da şeyi etkiliyor. Şu an bölgenin, Kafkasların 3 tane hakim söz sahibi ülkesi vardır. Biri Türkiye'dir, biri Rusya'dır, biri de Azerbaycan'dır. Bu üçünün istemediği bir çözümün zorla dayatılması Batı tarafından mümkün değil. Biliyorsunuz Rusya'yı çevrelemek için Avrupa, NATO ittifakı 31. üyeyi alarak kuzeyden Rusya'yı bir ölçüde çevirmek. Evet. Şimdi Gürcistan ve Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı da NATO'ya katarak aslında Kafkaslara da bir pençe atmak istiyorlar. Ama bu pençe, Kafkaslara atılan pençe, demin de ifade ettiğim coğrafya haritaya baktığımız zaman her dört ülkeye, bütün komşu etkilere etki edecek. Müteakiben Türkistan coğrafyasına basamak olarak nihai Amerikan-Çin savaşına gidecek süreçtir. Hiçbir faydası yok bölgeye. Hiçbir faydası zaten olmaz. Kan ağlatır bölgeyi. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? 74'ten beri Kıbrıs'ta barış gücü var. Evet. Bir kere barış gücünün girdiği, NATO'nun misyonunun girdiği yere gerçek manada barışın geldiği, biz 60 yaş grubundayız, ben 60 senedir görmedim. Yani. Ateşkesle Kıbrıs'ı götürüyoruz şu anda. Nereye kadar yani gidecek? Evet, bütün bu anlattığımız Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile ilgili bilgilerden sonra Türkiye bu üç ülke konumunda, karşısında nasıl bir tavırla yarını görmeli? Yani Türkiye'nin sayın şu anki Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ın başkomutanı İlham Aliyev'in söylemiş olduğu, bizim bir ailemiz var, o da Türkistan coğrafyasıdır. Evet. Sözü çok tarihi, önemli bir şeydir ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 yıl vizyonuna da ondan sonra uygundur. Şimdi dünya önümüzdeki adı konmamış bir şekilde 3. Dünya Savaşı zaten devam ediyor hibrit şekilde. Evet. 5 ila 10 yıl içerisinde, ki 2 gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin de söyledi, bir kesin sonuçlu bir 3. Dünya Savaşı'na birden fazla cephede çok kutuplu bir şekilde girecek. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin bulunduğu Anadolu coğrafyası, Kafkaslar ve Türkistan coğrafyası bu savaşın ve güç mücadelesinin etkileşim alanında. Dolayısıyla birinci önceliğimizi biz NATO'da kalmaya devam ederek, Türk Devletleri Teşkilatı'yla ilişkilerimizi geliştirerek, evet, İran'la çatışma değil uzlaşma, ortak çıkarlar ekseninde ondan sonra bir araya gelerek, Azerbaycan'ın onayı, bilgisi ve koordinesi ve macera aramadan Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi, ki biliyorsunuz bir Ermeni protokolleri vardı geçmişte yaşanan, maalesef Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerginliğe sebebiyet veren, ondan sonra bir politika izlemeli. Türk Devletleri Teşkilatı, şimdi hepimiz de biliyoruz ki Güven Bey, uluslararası siyasi örgütlerin bir askeri gücü yoksa ayakta kalabilmesi mümkün değil. Avrupa Birliği dediğimiz kurum aslında 1900 Çelik Kömür Birliği ile başladı. Evet. AGİT misyonunu oluşturdu, Avrupa Korunusunu oluşturdu ama gerçekleştiremediği için NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Avrupa tekrar NATO'ya ihtiyaç duydu. Evet. Dün Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın başkan yardımcısı diyor ki, eğer Amerika Birleşik Devletleri karşıtı davranışlar içerisine girerseniz, ki orada tırnak arasında Elon Musk'ın ve X sosyal platformun diyor NATO'ya olan desteğini Amerika gözden geçirecek. Tabii Trump ki. Biliyorsun dedi ki %2'yi vermeyen ne NATO'dan fayda yok. Şimdi o payı da %3'e 4'e çıkartmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla neyi demek istiyoruz? Türk Devletleri Teşkilatı'nın mutlaka yani duygusal veya hayali Turan ordusu bağlamında ifade etmiyorum ama gerçeklerle örtüşerek barış yani için ortaklık merkezi gibi öncelikle bir günümüzün hibrit tehditleri de göz önünde bulundurarak siber,
göçle mücadele, narko, terör ve diğer şeyler, terörizmle mücadele konuları da göz önünde bulunarak bir barış için ortaklık merkezi kurulmalı. Aynı NATO'da olduğu gibi bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu teşkilata bağlı tahsisli birlikleri olarak güvenlik bürokrasisini karargahıyla, teşkilatıyla, doktriniyle yaratmalı. Ve bizim üzerimizde yaratılmaya çalışan bu yaratılan teşkilat da taarruzi veya başka ülkelerin toprak bütünlüğünü tehdit edecek tarzda değil, sadece demin ifade etmiş olduğumuz adı konmamış 3. Dünya Savaşı'nda ülkelerimizin milli birlik, beraberliğini ve sınırlarını korumak üzerine öncelikle odaklı olarak yaratılmalı. Kendi bütünlüğümüz için. Kendi bütünlüğü. Evet. Eğer bunu yaratmadığımız takdirde ifade ediyorum ki tarih bizi affetmeyecek. Eğer biz gelecek tehditlere hazırlanmak istiyorsak bunu yaratmamız gerekiyor. Tırnak arasında söyleyeyim ki Kazakistan'da biliyorsunuz bundan 3-4 sene önce bir kalkışma oldu. Evet. Onu MBD ülkelerinin Barış İçin Ortaklık Merkezi birlikleri gitti. O birliğin içerisinde 82 tane de savaşta %80 imha olmuş Ermenistan ordusundan da asker vardı. Bizim MBD'den, BRICS'ten, NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den barış gücü veya güç istemek yerine kendi güvenlik bürokrasisini yaratmamız lazım. Bu yönde de çok umutluyuz. Bardağın boş ve dolu taraflarını görmemiz gerekiyor. Dolu tarafına baktığımız zaman Kırgızistan'daki en son zirvede, zirveye giderken ortak alfabenin yaratılması, ortak paranın yaratılması, ortak merkez bankasının yaratılması. Kırgızistan'da eskiden biz bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısında güvenliği konuşamıyorduk korkudan veya psikolojik baskından. Şimdi Kırgızistan'daki konuşulan 4 konudan biri güvenlikti. İstihbarat boyutu dahil. Güzel de gelişmeler oluyor. Dolayısıyla Türkiye bu eksende macera aramadan çok boyutlu, yurtta sulh, dünyada sulh, geleneksel politikalarımız içerisinde ondan sonra ve milli güç unsurlarımızla çevremizdeki yeni tehditlere ve kuşatmalara karşı koymak için diplomasiyi de kullanarak, iyi ilişkileri de kullanarak stratejisini, silahlı kuvvetlerini ve milli güç unsurlarını dizayn etmeliyiz. Evet. Sayın Karavuz, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin doğusundaki ilişkiler ağına çok güzel açıklamalarda bulundunuz ve doğunun da ötesine geçerek Türk devletleri topluluğunun teşkilatını bir şekilde masaya yatırdınız. Umuyoruz ki bunun devamı gelir. O dediğiniz gibi kendi güvenlik örgütünü, kendi askeri yapısını, kendi ekonomik yapısını, ticari yapısını kurar. Zaten bir zaman sonra Türk devletleri biraz daha olaylara düzgün baktığında Çin'in batıya doğru olan gelişiminin engellenmesi gerektiğini de görür. Bu da artık bir başka programın konusu. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugün Türkiye'nin komşuları olan Ermenistan, Azerbaycan. Azerbaycan bir komşu gibi görünmeyebilir ama Nahçıvan üzerinden Azerbaycan bizim komşumuzdur. Ve İran ile olan ilişkilerimizi gözden geçirdik. Kendisine bu konuda bize yardımcı olan Sayın Karavuz'a çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Bir başka programda görüşmek üzere.